Her yıl Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz kış ortası su kuşları sayımı adı altında ülkemizin değişik yerlerinde bulunan kuşların türlerini, sayılarını, konaklama sürelerini tespit etmek için kış ortası su kuşları sayımı yaptırır. Biz de bu yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında bu sayımlarımızı tamamladık. Çalışmalarımızı uzman arkadaşlarımızla yaptık. Yaklaşık bu alan için söylüyorum, Akyatan'la gündeyiz şu anda. Akyatan'da 40 değişik kuş türünde 75 bin üzerinde burada kuş tespit ettik. Buradaki önemli türlerden birisi flamingolarımız ki bunlar doğa fotoğrafçılarının çok dikkatini çekiyor değişik görünüşleri. 6 bin üzerinde flamingo, bir o kadar 6 bin civarında da turna tespit ettik. Bunlar buranın önemli kuş türlerindendir. Tabii ki bu alanların en başta kaçak avcılara karşı etkin korumanın yapılmış olması burada hayvanların konaklama sürelerini uzatıyor. Bu da bizim için ülkemiz açısından da tercih ettiğimiz bir durumdur. Zaten bu projelerin, bu çalışmaların amacı da budur. Hayvanları evlerinde misafir etmek, kendi ortamlarında. Geçen yıl bölge müdürlüğümüzde çok ciddi anlamda kaçak avcılara karşı zabıt tanzim ettik. Bunlarla ilgili idari işlemleri yaptırdık. Dolayısıyla bu da buradaki hayvanların rahat etmelerini de sağlıyor. Ayrıca yüksek olan yerlerde de yem desteği yapıyoruz. Yine bunların ülkemizi daha uzun süre kalmalarıyla ilgili çalışmalarımız var. Dediğim gibi bölge müdürlüğümüz sulak alanlar açısından çok zengin. Yumurtalıkla günleri, Akyatan, Ağyatan ve bu Çukurova Deltası bu açıdan çok zengin. Çalışmalarımız devam ediyor. Doğa Araştırmaları Derneği olarak her sene ocağın ikinci haftasında tüm dünyada yapılan kuş gözlemlerine buradan milli parklarla beraber katılarak destek veriyoruz. Her sene belli bir dönemde tüm dünyadaki popülasyonu görmek özür dilerim. Tüm dünyadaki popülasyonu görmek ve bu popülasyonun durumunu anlayabilmek için tüm dünyada aynı anda yapılıyor bu sayımlar. Biz de burada kuşların, sulak alanda yaşayan su kuşlarının sayımını yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla birincisi, en önemlisi, alandaki insan baskısı gitgide artıyor. En önemli tehditlerden bir tanesi bu. Avcılık olsun, tarım olsun, alanın dibine kadar sokulmuş durumda tarım etkinlikleri ve faaliyetleri. Bunun da kuşların konakladığı alanlarda ve yuvaladığı alanlarda kuşlara olumsuz bir etkisi oluyor. Hem rahatsız ediyor, hem de alanların kaybolmasını sağlıyor.